Evet, arkadaşlar merhabalar. Yine gündemle ilgili konulardan bahsetmek ve bu konularla alakalı olan önemli firmalardan birinin yetkilisiyle bunları değerlendirmek için sizlerle birlikteyiz. Firmamız Özel Taşımacılık, konuğumuz da Sayın Abdullah Özel. Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. İşte gündem neyi gerektiriyorsa biz de ona uyum sağlayıp, o psikolojiyi yaşayıp devam ediyoruz hayatımıza diyelim. İlk önce şunu sorayım. Nasıl gidiyor işler? Neler yapıyorsunuz? Hangi bölgelerdesiniz bu aralarda? Öncelikle sözlerimize başlamadan önce yüzyılın felaketinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara adil şifalar, yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Felaketlerle boğuşurken sahada olan bir sektörüz. Her daim biz sahada olan bir sektörüz. Yani emir beklemeden, hiç kimseden direktif almadan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için geçmişte olan felaketlerdeki gibi bu deprem felaketinde de nakliye sektörümüz Allah razı olsun hepsinden destan yazdı diyebilirim. İnsanların ihtiyaçlarını ulaştırmak adına tüm kurallar artık diyorum trafik kurallarını alt üst ederek oraya ulaşma mücadelesi verdi. Bu yönden sektörümün temsilcilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun herkesten. İşlere gelince bu yıl geçen yıla göre bayağı bir daralmayla başladı. Her yönden hem ihracat hem ithalat yönünden bir daralmayla başladı ve süreç devam ediyor. Yani mücadelemiz devam ediyor. Evet. Allah daha iyi etsin diyelim. Lojistik olmasa hayat olmaz. Gerçekten her zaman altını çizerek söylediğimiz bir cümle bu. Yaşadığımız çok zor olan herkes için çok yıpratıcı o süreçte de lojistiğin desteği her zaman gözümüzün önündeydi. Efendim şimdi sizin çalıştığınız bölge özellikle Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa'da var, Rusya'da var. Bu bölgede sürekli olarak gündemde yeni bir takım durumlar söz konusu. Evet. Mesela şimdi bu bölge gerçekten potansiyel açısından çok önemli. Türkiye Cumhuriyetleri'nde Azerbaycan başta olmak üzere bizim milletimiz aynı milletin insanları olmamıza rağmen siz taşımacılarda birçok zorluklarla mücadele ettiniz yıllar içerisinde. Bunların düzene sokulması için de devletin ve STK'ların da büyük çabaları oldu. En son bir gelişme var, lafı fazla uzatmayayım. Azerbaycan'da uzun zamandır, aylardır bekleyen parlamentoda bekleyen bir karar yürürlüğe girdi. Türk Evet. taşımacıların talep ettikleri bazı konular vardı. Şimdi bu size nasıl yansıdı? Bu Şimdi kararın kapsamında neler var? Ne dersiniz? öncelikle Azerbaycan'da yıllardır bir geçiş ücreti sorunu vardı. Bunu ülkemizin en üst makamından en alt bireysel vatandaşa kadar herkes bunu seslendiriyordu ve çözmek için mücadele ediyordu. Gerek derneğimiz, gerek bakanlıklarımız ama yani ben 2010 yılından beri Nakliyeciler Derneği'ndeydim. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ndeydim. Her katıldığımız kulüp toplantısının da karar alınıyordu. Bu kalkacak diye. Çok uzun bir süre oldu. 10 yılın sonunda işte kaldırdılar bazı şeyleri. Neyi kaldırdılar? Yanıcıyı kaldırdılar. Şehre giriş parasını kaldırdılar. Artı bir tonaj parası alıyordular 38 tondan. Onu kaldırdılar. Bunu kaldırırken 2016 yılında bunu bize söylemiştiler. Geçiş belgelerinin de satışını kaldıracağız kapılardan. Bu ne demek oluyor? Kota dahilinde bize taşıma yapacaksınız demek oluyor. Yani kota biterse hiçbir Türk aradı Azerbaycan'a gelip giremeyecek. Bu da tabii Azerbaycan'ın konumu bakımından önemli bir konumda. Orta koridorda. Kazakistan, biz Azerbaycan üzeri Rusya'ya gidiyoruz, Kazakistan'a gidiyoruz, Özbekistan'a gidiyoruz, Türkmenistan'a gidiyoruz, Tacikistan'a gidiyoruz, Moğolistan'a gidiyoruz. Yani bir kilit noktada Azerbaycan kısacası. Ama tabii ki verilen kotalara bakarsak
biz bu sene Azerbaycan'ı kullanamayacağız gibi geliyor bize. Çünkü verilen bizim Azerbaycan kota sayımız transitte 35 bin. Biz bunun hiç iş yokken biz bunun 13 binini kullandık şu ana kadar, dördüncü ayın başına kadar. Bu da demektir ki bu sayılar bize hiç yetmeyecek gibi. Ek belge gönderecekler mi? Malumunuz ülkeler birbirine ek belge gönderiyorken mutlaka bir şey talep ediyorlar. Bu taleplerin konuşulması, maillerin gitmesi, sohbet şeylerin cevap gelmesi derken sektör bir zaman gelecekti, sınırlarda bekleyecek gibi geliyor bana. Yani biz bunu geçen 2022 yılında Kazakistan'da yaşamıştık. Şimdi kardeş ülke Azerbaycan'da yaşayacağız gibi geliyor bana. Şimdi bunu ifade ettiğiniz zaman devlet bakanlık yetkililerine ve sizin tabii UNED yetkililerine nasıl bir çözüm öngörüyorlar ya da ne yapmayı düşünüyorlar? Ya bunun çözümü belli. Belgelerin Azerbaycan'dan liber olması, yani belge bizim iki devlet tek millet söylemiyle duruşumuzla dünyada herkesin örnek aldığı bir ülkede bir nakliyeci yıllarca vizelen gitti, bu ayıbı kaldırdılar. Şimdi belge ayıbı içinde bu sorunun çözülmesi için de yıllarda biz bunu uğraşacağız mı, seslendireceğiz mi? Yani bana göre Azerbaycan nakliyecisi Türkiye'de geliyorken belge kullanmamalı, Türk nakliyecisi Azerbaycan'da geçerken belge kullanmamalı. Ya da söylemi değiştirmeleri lazım yetkililerimiz. Yani Cumhurbaşkanımız kardeşim İlham Aliyev diyor. İlham Aliyev kardeşim Recep Tayyip Erdoğan diyor. İki devletin vatandaşları samimi olarak birbirlerine sarılıyorken yani böyle saçma sapan belge sorunlarıyla nakliyeciler mağdur edilmemesi lazım. Şu anda ben size söyleyeyim. Azerbaycan'dan gidip de dönecek araçlarımız maalesef Azerbaycan'ı kullanmadığından dolayı süre vermiştiler, 14 gün süre. O doldu, dün itibariyle doldu. Bugün şu anda Vladikavkaz sınır kapısında bekliyor. 2500-3000 taneye yakın araç var orada şu anda. Yani bir de sistem çökmüş Rusya'da. Yine orada bir 20 gün, 25 gün bu şoförler orada bekleyecek. Ülkemize gelecek ithalat ürünleri, fabrikalara gelecek ithalat ürünler orada bekleyecek. Beklemesinin tek sebebi var. Azerbaycan'ın transit geçiş belgelerinin ücretten aldığımız belgelerin kapılardan kaldırılması ve daha onların geçebilmesinin daha belge olmaması. Yani biz buradan gittik, şu anda araçlarımız Rusya'da kaldı. Araçlarımız ya gemiyle gelecek, gemi maliyetli, ya Vladikavkaz'dan gelecek, 25 gün bekleyecek. Yani çok garip bir durum var. Bu garip durumun sebebi de kardeş ülkenin olması bizi gerçekten üzüyor. Ben buradan İki ülke yetkililerine de sesleniyorum. Yani artık savaşta, barışta, yani yangın oluyor, Azerbaycan itfaiyesi geliyor. Deprem oluyor, Azerbaycan uçağı hiç durmadan geliyor. Savaş oluyor, yani görünmesek de oradayız, yani bu kabul edilmesi gereken bir şey yani. Ama yani bir tek nakliyeciler üzerinde böyle saçma sapan aklın almadığı uygulamalar uygulamak akıl işi değil. Ya bu nakliyeciler insanlığın ihtiyacını taşıyor. Gerek Azerbaycan'daki vatandaşların, gerek Kazakistan'daki, gerek Rusya'daki, gerek oradan gelecek ürünleri ülkemize getirerek fabrikalara yetiştiriyor. Yani biz bir damarız ya, vücuttaki damarız, içinde giden kanız. Bunu durdurmak için yetkililer her şeyi yapmaya çalışıyor. Bizim durmamız demek, her şeyin durması demek yani. Kesinlikle. Tam bu noktada bir toplantıdan bahsetmek istiyorum. 16 Mart'ta Bakü'de yapılan ve bölge ülkelerinin tümünü kapsayan Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Gürcistan'ın gümrük makamları yöneticilerinin yaptığı bir toplantı bu. Bu toplantının ana teması Orta Koridor gümrük operasyonlarının tek pencere ilkesine dayalı olarak basitleştirilmesi projesi. Yani aslında bu libere edilmesi bütün oradaki geçişlerin ve kolaylaştırılmasını ifade ediyor. Yani bu çalışma için ne diyorsunuz? Ya şimdi Türk teşkilatı üye ülkeleri ismi koyuyorlar ama ismin altını doldurmuyorlar. Şimdi Avrupa'ya gidiyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz. Hiçbir gümrükte durmadan geçiyorsunuz. Macaristan'dan öteye Avrupa'nın her ülkesini dolanabilirsiniz. Yani Romanya sınırına kadar. Romanya sınırında bir kontrol noktası koydular. Yani biraz daha sıkılaştırdılar.
Yani Türk teşkilatı üye ülkelerinde bu neden olmasın ki? Yani neden olmasın? Olmaması için bir sebep var mı? Yani niye zorlaştırıyoruz ki? Biz şimdi bir ülkenin gümrüğünden geçmek için geçecek üründe, tırda, şoförde saatlerce beklemesinin amacı ne? Yani bir ürünün daha hızlı tüketiciye ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmaktan daha doğal ne olabilir ki? Bunu neden yetkililerimiz yapmıyor ki? Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nden bir aracın hareket ettiğini düşünürseniz, Türkiye Cumhuriyeti gümrüğünden bir araç hareket ediyor. Bu varış ülkesindeki gümrüğe gitmeden yolda boşaltma şansı yok. Varış ülkesindeki gümrüğe gidiyor. Bunun fiziki kontrolü yapılır. Gümrükte yapılır. Yani yollarda bunu bekletmektense son varış noktasında yapılır. Gerekli evrak işlemleri bittikten sonra ürünü alacak kişiye teslim edilir. Neden biz sınırlarda yani günlerce beklemek zorunda kalıyoruz? Neden? Şimdi en basitinden İstanbul Boğaz Köprüsü'nün önceden geçerken kişiler vardı, para verir geçerdi. Şimdi parayı toplamak bile salise sürüyor. Yani oraya koydukları Evet. cihazlardan parayı toplamak bile salise sürdüğü bir teknolojide biz SAP'tan başlıyoruz 4-5 gün. Vladikavkaz'a gidiyoruz 15 gün. Azerbaycan sınırına gidiyoruz 4 gün. Rusya sınırına gidiyoruz 3 gün. Kazakistan sınırına gidiyoruz. Yani bir ürünün bir tüketiciye varana kadar 10 bin kilometre yolda 20 gün sınırlarda beklemesinin mantığı ne? Bunun Evet. çözülmemesinin sebebi ne? Ben bunu yetkililere sormak istiyorum. Yani çözümü basit aslında yani. Diyorum ya parayı bile salisede topluyoruz otoban kişilerinden geçerken. Yani bu Yani çok basit. bu iş niye bu kadar zorlaştırılıyor? Neticede bu yapılan toplantıda bir deklarasyon kabul edilmiş ve nihai protokol olarak imzalanmış ve eylem planı oluşturulmuş. Yani bu tek pencere sistemi. Tabii bu nasıl ilerleyecek? Bu konuda neler olacak? İzlemek lazım. Çünkü gerçekten eğer bu burada bahsedildiği gibi bir eylem planı oluşturulduysa sizin bütün bu sıkıntılarınızda çözüm olacak bir çalışma olması gerekiyor. Değil Nuray mi? Hanım, ben umut ediyorum olmasın ama olmaz niye olmaz? Bak bu coğrafyada sorunların çözümü liderlerin aktif olarak karar vermesi yani aktif olarak yetkilileri çalıştırmasından geçer. Şimdi biz dernek olarak UNEDE olarak gidip yıllarca toplantı yaptık. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bunlar konuşulmaya başladı, bir yanıcı kalktı, şehre giriş kalktı, tonaj kalktı. Yani söylemek istediğim şu, biz bu sorunların, bu eylem planının hayata geçebilmesi adına tepedeki insanların yani cumhurbaşkanlarının, diğer ülkelerde başkanların daha aktif rol alması lazım, emirler vermesi lazım, keskin kararlar alması lazım. Yani malumunuz İran'da biz Türk nakliyeciler çok çekiyoruz. Ne çekiyoruz? İran akşam aklına geleni sabah Türk nakliyeciyi uygular gibi bir geçmişten bir geleneği var. Yani bir karar alındı mı? Sürece yaymamak lazım. Bunun önce altyapısını çalışmak lazım. Ondan sonra topladıktan sonra deklarasyonu yapmak lazım ki insanlara umut vermesinler. Biz şimdi bu konuştuklarını belki bizim ömrümüz yeter mi yetmez mi bilmiyorum yani. Bayağı bir zaman gider. Yani tek pencere olacağına bakanlıklar seviyesinde çalışma yapılırsa olacağına inanmıyorum. Çünkü Anladım. yani çok diğer bakanlığın bir karı vardır o işte. O ona engel olacak. Yok benim bütçeme koydum diyecek. Yok o benim bütçemde bu sene var diyecek. Bir dahaki sene biri diyecek ki ben koydum. Yani bu böyle gidiyor bu coğrafyada. Kesin bir karar alınması lazım. Aynı Avrupa Birliği gibi. Nasıl Macaristan'dan girdikten sonra Avrupa'yı komple hiç kimseyi görmeden dolaşabiliyorsak aynı şekilde bu Türk Cumhuriyeti, Türk Teşkilatı üye ülkelerinde dolaşmamızın sağlanması lazım. Şimdi aslında çok doğru söylüyorsunuz. Mesela benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Sizin dediğiniz gibi Aliyev ve Erdoğan çok kardeş portresi çiziyorlar. Böyle bir şey veriyorlar, resim veriyorlar. Ama ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lojistiğin yaşadığı bu önemli sıkıntılardan çok haberdar olduğunu düşünmüyorum. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının bağlı olduğu bakanlıklar bazında
Türkiye ekonomisinde ihracat çok önemliyse, ihracatın ayakları lojistikse, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok iyi anlatılması lazım ve bu konuda onun da daha etkin çalışması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden inşallah bu söylenenler olur diyelim. Şimdi bir başka konu yine bu Karasu Limanı ile ilgili olarak. Sakarya Karasu Limanı, buraya devletin bir takım burayı kullanacak olan lojistikçilere yönelik destekleri söz konusu. Bu güzergahı kullanmaları açısından. Tabii bu Karasu Limanı'ndan birçok yere şey Gidiyor. var, Tabii. geçiş var. Bunu nasıl Ya değerlendiriyorsunuz? şimdi bizim limanlardan mesela Karasu'dan veya Samsun'dan nereden olsa Rusya'ya geçtikten sonra aynı Azerbaycan gibi Azerbaycan trans kullanan araçlar gibi Rusya'dan Kazakistan'a, Kazakistan'dan Özbekistan'a, Tacikistan'a, Moğolistan'a, Kırgızistan'a gitme şansı var. Ya hatların ne kadar çok hat olursa bizim için o kadar daha iyi. Yani bir yere sıkışıp kalmayız yani. Bir taraf kapanırsa hava şartlarından veya böyle belge sorunundan diğer taraftan gideriz. Ama bizim Kazakistan'a giden nakliyecilerimiz Karasu'yu o kadar aktif kullanmıyor. Çünkü niye? Şu anda gemi maliyetleri çok yüksek. Anlatabiliyor muyum? Karadan gitmek daha karlı geliyor. Çünkü Rusya içinde de belli bir yol gideceksiniz Karasu'dan sonra. Rusya'nın içi de maliyetli. Yani nakliyeci neyi seçiyor? En maliyetsiz yolu seçiyor şu anda. Zahmetsiz demiyorum yani. Maliyetsiz yolu seçiyor. İkinci zahmetsiz yolu seçiyor. Maliyetsiz artı zahmetsiz de geçiyor. Yani yapacağı kilometrenin önemine bakmıyor. Onun için şu anda ben bakıyorum mesela Karasu Limanı'nda Kazakistan'ın her türlü belgesi var. Gidecek belgesi var. Ama dediğim gibi maliyet fazla. Gemi ücreti fazla. Onun için tercih edilmiyor. Limanlar nasıl tercih ediliyor? Biz limanları nasıl kullanıyoruz şu anda? Karasu'yu gerek Karasu'yu gerekse Samsun'u. Malum Rusya'ya olan ambargodan dolayı yasaklı mallar statüsü var. Gürcistan Avrupa Birliği'nin burada resmen bekçiliğini yapıyor yani. Rusya'ya gidecek ürünlerin kontrolünü yapıyor. Çoğu ürünü de koymuyor transit gelen ürünleri. Bunu da biz ancak işte gemilen geçerek bu olayı gerçekleştirebiliyoruz. Gemilen gidiyoruz Rusya'ya. Ama ben dediğim gibi Kazakistan'aydı, Kırgızistan'aydı fazla bir sevkiyatın olduğunu belgesellerine bakarak olmadığını düşünüyorum. Belgeseller de onu gösteriyor. Anladım. Yani bu problemleri çözecek radikal bir çözüm olarak görmüyorsunuz. Yani Peki. maliyet çok. Yani şimdi geminin şu anda yanlış hatırlamıyorsam 3.000 dolar bir gidişi var. Yani karadan gitti mi bunun bu üçte bir oranında bu yansıdı gideceği noktaya kadar. Kazakistan sınırına kadar gemi artı Rusya'da 4.000 harcarsanız karadan gidersiniz 1.500-2.000'e. Evet. Yani maliyet çok. Bu da önemli diyorsunuz haklı olarak. Bir diğer konu aslında böyle ufak ufak geçmek istiyorum. Okay. Yeni bir İpek Yolu ifadesi kullanıldı Ulaştırma Bakanı tarafından. Bu Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı ile Türkiye, Irak ve Körfez ülkelerini bağlayacak böyle bir İpek Yolu. Yani sürekli Orta Koridor İpek Yolu söylemleri var. Türkiye'nin buradaki önemine hep atıfta bulunuluyor. Burada farklı bir takım yatırımlar, demiryolu ve otoyolu bağlantıları da konuşuluyor. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi ben şey anlayamadım. Hattın nereye gittiğini anlayamadım. Basra Körfezi ile Bağdat'tan ülkemizin sınırlarına kadar ulaşan böyle bir Yani 1200 kilometrelik. Arabistan coğrafyasını mı bize karadan o deniz artık karadan bağlanacak öyle mi Evet, oluyor? bir demir yolu ve otoyolun bağlandığı yer olan Basra Körfezi'ndeki Ya zaten Fav Limanı şu ile var. Türkiye, Irak ve Körfez ülkelerinin böyle bir Tamam. bağlantısı. Yani şu var, biz zaten bu Suriye Savaşı olmadan önce Suriye üzerinden bu coğrafyaların hepsine ulaşıyorduk. Ne zaman ki Suriye Savaşı patlak verdi, yani iç savaş patlak verdi bizden değil de Suriye içinde iç savaş patlak verdi. Hatay'dan denendi bu hat. Hatay'dan denendi. Şimdi İran'dan denenecek deniyor ama Irak üzerinden denenecek ama Irak'ta da belli bir kesime kadar bu Türk arabaları gidiyor şu anda yani. Yani belli bir kesimden sonra Irak arabalarına aktarma verip gidiyor. Çünkü güvenlik sıkıntısı var.
Yani bu nasıl açılacak? Biraz bana göre çok uzun bir mesafeli bir plan bu geliyor. Yani Aslında onu yapana kadar Suriye'yle anlaşmak, Suriye'yle barışı sağlamak daha kolay geliyor bana. evet. Yani kulağa diyorsun şeyden göstermeyelim. Ama Aynen. tabii Çünkü var burada olan bir ama hattımız vardı. Var olan bir hattımız vardı. Herkesin bildiği bir hat vardı. Bir karışıklık oldu. Bir zıtlaşma oldu diyelim. Bir ters düşme oldu. Yani devletler bugün birbirlerine ters düşebilir ama ebedi ters düşecekler diye bir şey yok. Yani bu sonuçta devletlerin menfaati asıl olandır. Her devlet kendi menfaatinin doğrultusunda diğer devletten her türlü ticari ilişki yapabiliyor. Yapması da lazım. Devlettir yani sonuçta. evet, şimdi tabii burada bakanlık buna ifade ederken işte buradan Akdeniz'e, Avrupa'ya, Karadeniz'e, Kafkaslara kadar falan böyle bir açılım diyorlar. Hatta o depremden sizin de ifade ettiğiniz gibi Hatay ve diğer o bölgedeki şehirlere de bir kalkınma vesilesi olarak da bunu lanse ettiler. Yani bilmiyorum tabii siz bu tarz girişimleri ne kadar gerçekleştirilebilir ya da sizin söylediğiniz işte bir takım. Yani ben yetkililerimizin sektörümüze ilgi alakasına baktığım zaman böyle çok hayali zorlayacak projeleri gerçekleştirmelerin uzun yıllar süreceğini düşünüyorum yani. Çünkü bakın bizim ortalama gemiler hariç 5.500 tane sınırlarımızdan araba çıkışı var günlük. Yani ülkemizden günlük 5.500 tane araba çıkışı var olan bir sektörüz ama sorunlarımızı çok hareketli bir sektörüz. Yani hiç durmamamız gereken bir sektörü. Çünkü biz ilaç taşıyoruz. Çünkü biz insanların giydiği eşyayı taşıyoruz. Yattığı yatağı taşıyoruz. İçtiği sütü taşıyoruz. Böyle bir sektörüz. Böyle bir sektör olmamıza rağmen yetkililerimiz bir zahmet sınır kapılarımıza giderseler günlerce bekleyen tırlarımızı en basitinden sınırlarımızdan çıkmadan görürler. Yani öncelikle biz ülkemizden gidişi veya gelişi bir çöze çöze gidelim. Ondan sonra Oralara böyle bakalım diyorsunuz. hayal satmak diyorum ben bunu artık. Lafın başka demeli. Hayalleri bize farklı hayaller yaşatmayın. Yani onlara umut etmeyelim. Aa, biz buradan gideceğiz. Irak'tan, Körfez'den geçeceğiz. Suudi Arabistan'a, diğer ülkelere. Kara yolu varken yani bilmiyorum, zor. Bana Anladım. biraz küçük geldi. O zaman şimdi gümrükten bahsettiniz. Bu antrepo beyannamesi konusu var. Şimdi o da lojistikçilerin çok sıkıntı duyduğu, hani farklı ihraç mallarının gümrükte geçişini zorlaştıran bir sistem olarak görüyorlar. Yani her ayrı firmanın gümrük malı için ayrı ayrı gümrük işlemi yapılıyor. Bu da çok bizim zamanımızı alıyor. Burada daha farklı bir uygulamayla, daha pratik bir şekilde bu iş çözülmeli. Dolayısıyla hani gümrükte de yığılmalar ve beklemeler de azaltılır diyorlar. Sizin bu konuda bir yorumunuz olacak mı? Şimdi ben o konuya şu açıdan bakayım. Mesela biz bir ay Avrupa'dan gelen transit yükleri Rusya'ya taşıyamadık. Yani biz gümrükten sistemi çözemedik. Durdurdular. Şu anda yavaş yavaş bir gevşeme var. Yani bu süreçte yani Avrupa belki en basit Rusya'ya taşıma yapıyor. Antrepolar üzerinden gelen malları kontrol ediyor, görüyor, sistemi kapatıyorsa yetkililerimiz şunu da yapabilirdi mesela. O malları belli bir sürede ücret ödemeden getiren firma millileştirip ihracat yapabilirdi. Bunu yapmadılar. Yani bizim dediğim gibi hızlı hareket edilmesi gereken bir sektörüz. Bak, bir sorun oluyor. Onun yazışmaları zaten haftalarca sürüyor. Çözümü aylarca sürüyor. Yani o ürün yazın gelen mont, kışın giyilecek mont yaza düşüyor. Yani örnek veriyorum yani. Yani. Bunun gibi olayların önüne geçebilmemiz adına bu sektörün hızlı hareket etmesi bu ülkeye hızlı dövizin gelmesi demek yani. Burada Çok herkes önemli. kazanıyor. Yani fabrikacı kazanıyor, bir de fabrikacılara da sistem etmek istiyorum ben. Günlerce sınırlarda ürünleri bekliyor. Yani tırlar beklemiyor ya. Tırlar ülkelere turistik seyahate gitmiyor. Ürün taşıyor. Ülkenin ihracatını taşıyor veya ülkeye gelecek ithalat taşıyor. Kısacası para taşıyor. Paradan önce insanların ihtiyacını taşıyor. Yani diyorum ya, 5.300 tane her gün gemiler hariç bugün itibariyle ülkemizden çıkış olan bir sektörün
Ben yeterince sorunlarına yetkililerimizin eğilmediğini, yeterince bu sektörü dinlemediklerini düşünüyorum. Yıllardır bu düşüncedeyim, halen düşünüyorum. Çünkü bu sektörün sorunlarını ayaküstü 10 dakikada bir bakana, bir cumhurbaşkanına anlatacak kadar bu sektör küçük bir sektör değil. Bu sektör ülkenin her ay yetkililerimizin çıkıp televizyonlar karşısında gururla anlattığı ihracatını taşıyan bir sektör. Anlatabiliyor muyum? Bir şey üretmek önemli değil. Ürettiğini tüketim alanına ulaştırmak önemli. Ulaştıracak kişiler de bizleriz. Yetkililerimiz bizleri dinlerse, sorunu yaşayanı dinlerse sorunun çözümü zaten bizde var. Şimdi biri geliyor, yetkili kılıyorlar bir yere. Konuya hiç vakıf değil. Biz ona önce bir konuyu anlatmaya çalışıyoruz aylarca. İşi öğrenene kadar zaten biz yıllarca harcadığımız birikim gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim bu konuda zaman kaybetmememiz lazım. Ben devlet yetkilisinin, hiçbir devlet başkanının şoför olmayan birini makam şoförü kendine makam şoförü yaptığını görmedim. Hep en iyi şoförleri seçiyorlar. Çünkü hedefe varabilmeleri için en iyi şoför lazım onlara. Bizim de hedeflere varabilmemiz için çok iyi işinde uzman yöneticiler lazım. Kesinlikle. Ondandır, bundandır değil. İyi yöneticiler lazım. Kesinlikle. Dini, dili, ırkı önemli değil. İyi yönetici lazım. Ama maalesef biz bu duyguyu yaşayamıyoruz. Yönetim koltuğuna gelenler o işi orada öğreniyorlar. Öğrenene kadar da insanlara bayağı bir zarar veriyorlar. Evet, maalesef uluslararası toplantılarda yaşanan bazı böyle özel şeyler de hikayeler de bunu gösteriyor zaten. Konulara ne kadar vakıf olup olmadıklarını bazı durumlarda bazı kişilerin, yani yanlış anlaşılmasın, hepsini tabii Yok, söylemiyorum. hepsini şey yapmıyoruz. İlla ki yani bir tane birini bırakıyorlar yani. O kadar da değil yani. Bir de bir şey bırakıyorlar ama yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Anladım. Peki İyi bu insan arada... olmak önemli değil Nuray Hanım. İyi insan olmak önemli değil. İyi insan ailesine olsun, topluma olsun, normal sokaktaki. Ama yöneticiden iyi olmak zorunda. İyi insan oluyor bazısı, iyi yönetemiyor. Yani yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Son olarak da şeyi soracağım. Bu Ticaret Bakanlığı'nın size verdiği destekler vardı. 5449 ve 5448 sayılı. Yurt içi ve yurt dışı lojistik firmalarına. Şimdi özellikle yurt dışında faaliyet gösteren lojistik firmalarına ciddi maddi destekler verdi Ticaret Bakanlığı. Fakat benim görüştüğüm birçok uluslararası lojistik firmasının bu destekten de haberi yoktu ya da yani çok ilgilenmiyordu ya da inanmıyordu. Halbuki yurt dışına yapılan yatırımlarda işte antrepo desteğinden eleman desteğine, tanıtım desteğine vesaireye kadar. Sizin bu konuda herhangi bir şeyiniz oldu mu, Bizim girişiminiz? de firmamız var yurt dışında mesela. Azerbaycan'da firmamız var. Olmasına rağmen hiç müracaat etmedik. Yani ya prosedürleri aşamıyoruz diyelim veya kolay olacağına inanmadığımızdan mı diyelim artık nereden derseniz deyin var çünkü orada ofis açarsan orada reklam giderlerinden tut ofis giderlerine çalıştırdığın elemana kadar bayağı bir açıklamaları var. Devletimizin katkıları var da yani biz müracaat etmedik hiç. Benim gibi bu bölgede de kimsenin müracaat ettiğini düşünmüyorum. Yani biz şunu düşün, bizim tek şeyimiz var ya. Bizim çalışmamızı, sorunsuz çalışmamızı sağlayın. Bizim devletin desteğine ihtiyacımız yok. İhracatımızın ürününü taşırız, ithalatımızın ürününü getiririz. Ülkemize 25 milyar dolar getiriyorsak 50 milyar dolara çıkarırız bu rakamı hizmet ihracatında. Ama yeter ki bizim Azerbaycan'da şu anda olmasa da bir ay sonra olacak, başlayacak bu aynı belge sorunu sıkıntısı. Bunları yaşamamamızın önüne geçin. Bu en böyle basit sorunlarla milyonlarca dolarlık ihracatı binlerce şoförü sınırlarda bekletmeyin. Çözüm basit. Dediğim gibi önceden otobana giderdik, parayı vermek için beklerdik orada frene basardık. Şimdi salisede parayı cebimizden alıyorlar otomatik olarak. Çözüm çok basit. Bu teknolojide çözülmeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki niyetler halis olsun. Evet, para istemiyoruz. Sadece sıkıntılarımızı çözün. Tabii Biz tabii tabii. De zaten destek sahiplenilmek biz o istiyoruz ya. parayı Ben şimdi kendimiz kat be kat kazanırız diyorsunuz. kazanacağız biz ya. Ben şimdi yıllardır bunu şey yapıyorum. Ben diyorum ki Azerbaycan'da az önce size firmam var. Benim 2021 yılına kadar böyle bir
bir şeyim yoktu, niyetim yoktu ve karşıydım. Niye karşıydım? Benim ülkeme X ülkeden bir nakliyeci gelecekse benim ona gittiğim şartlarda gelsin diyordum. X ülkeden gelen nakliyeci bana elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Benim ülkemi affedersiniz çiftlik gibi kullanıyor. Ama ben onun ülkesine gittiğim zaman birçok yaptırıma maruz kalıyorsam o ülkenin nakliyecisinden benim rekabet edebilme şansım yok. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. Yani size yapılan yaptırımları çözemiyorsanız siz de uygulamak zorundasınız. Vatandaşınızı, nakliyecisini korumak adına. Biz bugüne kadar bu duyguyu yaşamadık. Hep sorunları kendi çapamızla çözmeye çalıştık. İşte son 1-2 senedir yetkililerimiz bizi duymaya başladı. Ankara'ya gitmemizdendir o da. Yani biliyorsunuz biz bir Dışişleri Bakanlığı'nın önüne tırı çektik, pankart yazdık. Bir Ulaştırma Bakanlığı'nın önüne pankart yazdık, çektik. Artık bizi duyun dedik ya. Biz de bu ülkede sanatçılar gibi, sporcular gibi veya farklı popüler kişiler gibi Cumhurbaşkanlığında veya makamlarda ağırlanmaya layık kişileriz. Çünkü biz bu ülkenin üretilen ürünleri taşıyan, bu ülkeye katma değer sağlayan kişileriz ya. Ama ben belki Cumhurbaşkanımız son günlerde sektörümüzle ilgili uluslararası bazda toplantılarda konuşmuştur. Hakkını yemeyelim ama ben Cumhurbaşkanımıza bu sektörün ulaştığını hiç düşünmüyorum. Aynı fikirdeyim. Bakın, hiç Aynı fikirdeyim. düşünmüyorum. Ben bu kadara mücadele ettim. Bu kadara mücadele ettim. İyi günde, kötü günde. Bu ülkenin iyi gününde, kötü günde. Çünkü ben hükümetleri baz almam. Devletimiz var olması adına mücadele ederim. Herkesin bir siyasi görüşü vardır. Benim siyasi görüşüm de şu andaki mevcut hükümet olmasına rağmen ben ulaşamadım. Ulaşma şeklimi de gördünüz. Ya bakanlığın önüne tır çektim. Ya Dışişleri Bakanlığı'nın önüne tır çektim. 3 saat sonra sorun çözülüyor. 3 saat sonra sorun çözülecek sorunu yıllardır yaşıyoruz biz. Demek ki bu Evet. sorun çözülüyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle Türk teşkilatı üye ülkelerinde Cumhurbaşkanımızın veya üst düzey bakanlarımızın sözüyle çözülmeyecek sorunumuz yoktur. Malumunuz bütün ürettiğimiz ilk milli aracımız bütün Türk teşkilatı üye ülkeleri başkanlarına hediye ediliyor TOGG. Evet. Hepsi biniyor, gururla geziyor. Bu gurur hepimizin, bu gurur ülkemizin ama bu gururu ülkemizin vatandaşları oralara gittiği zaman da lütfen yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı geldi, kardeş ülkenin vatandaşı geldi. Nasıl bizim ülkemizde onların vatandaşlarına biz davranıyorsak, ne prosedürler uyguluyorsak onlar da bize aynısını uygulasın. Hayatı zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. Yaşamak çok güzel. Yaşamamız için de ihtiyaçlarımızın birbirine ulaşması lazım. Abdullah Bey, söylediğiniz her şeyin altına imzamı atarım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu kadar önemli bir sektör. Ekonominin her zaman söylüyorum yürüyen ayakları. İhracat hedefleri çok büyük. İhracat o kadar büyük hedefler koyuyorsunuz. Ekonominin dinamiğini oluşturuyorsa lojistik olmazsa hiçbir şey olmaz. Aynen. Umarım yetkililer de sizin dediğiniz gibi iyi insan değil, işini iyi yapan insanlar tarafından seçilir. Bundan sonra önümüzdeki dönemde de çok daha güzel günler sizleri karşılar. Siz iyi olursanız zaten biz süper oluruz. Çok Aynen. teşekkür ediyorum. Ben Var mı eklemek teşekkür ediyorum. Sağ istediğiniz bir olasın. şey? Teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi deprem felaketinde yaşayan insanlarımıza tekrar kolaylıklar diliyorum. Onları unutmayalım. İlk günkü gibi o heyecanlanma. Onlara gidelim, destek olalım. Bak bayram geliyor. Herkes planını, tatilini tatil bölgelerine değil de deprem bölgelerine yapsınlar. Gitsinler oradaki vatandaşlarımıza gerçekten destek versinler. Ben ikinci günün sabah oradaydım. Çok büyük bir felaket. İnsanlarımızı unutmayalım, destek olalım. Geri sorunlarımız bağıra çağıra çözeriz artık yani. Yeter ki insanlarımızı düştüğü yerden aynı şekilde güçlü kaldıralım. Başka da bir şey demiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm yolda Hayırlı olan arkadaşlarımıza da Ramazanlar hayırlı ve yolculuklar önümüzdeki diliyorum. bayramı da şimdiden kutlayalım. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar Teşekkür diliyorum ediyorum. efendim. Hoşça kalın. Sağ olun.